Ve devam ediyor sevgili izleyiciler, gün ortasına stüdyomda değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir. Sayın Vekil hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Gündeme ilişkin sorularımızı yanıtlayacak ama az önce haberi de ekranlara getirdik. HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının şöyle bir talebi vardı. Kendisi hakkında bir kapatma davası var. Bu dava noktasında seçimden sonraki süreci erteleme Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi bu konu. Neler söylersin evet. Özdemir? Uzun süredir görülen bir dava ve çok ciddi deliller var. Hı hı. HDP istiyor ki seçime gireyim, seçimden sonra bununla ilgili bir karar versin. Fakat yargı mercilerinin öncelikleri hızlandırılması veya geriye bırakılması usullerinin hiçbiri, HDP'nin seçime girme gerekçesi bu usullerin hiçbiri için mantıklı gerekçe değil. Dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi zaten bu gerekçeyi makul görmedi. Bu şu demek değil, seçimden önce karar verecek anlamına gelmiyor. Yaptığı işlemler uzayabilir, seçimden sonraya da kalabilir ama seçimden sonraya bırakma talebini hukuki ve makul bulmadığı anlamına geliyor. Süreç olarak kalabilir ama bu isteği reddetti evet, aslında. Bu isteği reddetti. Eğer deliller toplanmışsa seçimden önce karar verir ama yeni deliller istiyorsa seçim sonrasına da kalabilir. Yani şu demek, Anayasa Mahkemesi'nin işleyişiyle seçim birbiriyle ilişkili değil. Hı-hı. Anayasa Mahkemesi onu demek istiyor. Hı-hı. Sizin bu talebiniz bizim işleyişimizle ilgili bir talep değil, biz kendi normal sürecimizde bu yargılamaya devam edeceğiz diyor. Bence de hukuki olarak doğru bir karar. Yargılama devam edecek. Evet. Peki HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Sayın Vekil birçok söylem var elbette. İşte siz daha önce ifade ettiniz birçok delil de var dediniz. Evet. O delilleri bizler her gün her defaatle ekranlarımıza getirip izleyicilerimize paylaşıyoruz. Ama birazdan yuvarlak masaya detaylıca konuşacağız ama yuvarlak masacılar başta olmak üzere HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlar, HDP'nin kapatılmasını doğru bulmayanlarla karşı karşıya kalınabiliyor bu süreçte. Neler söyler Sayın Özdemir? Aslında tek tek münferit partilerin siyasi görüşleri, özellikle Saadet Partisi, İyi Parti, hı hı, Deva Partisi, Gelecek Partisi aslında seçmen kitleleri itibariyle HDP'nin PKK ile organik ilişkisini kabul ederler ve kapatılmasını isterler. Ama o masanın gizli ortağı ve resmi ortağı, en büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz baskısı var bu işin içinde. Dolayısıyla da kendi fikirlerini ifşa etmiyorlar. Aslında seçmene karşı bir manipülasyon bu. Hmm. Yani gerçek iradelerini gizleyerek o masa etrafında buluşuyorlar. Bir muvazaa hukuki tabirle. Hmm. Gerçek iradeleri farklı ama seçmenin iradesini sakat edecek bir manipülasyon, bir muvazayla hareket ediyorlar. Ama seçmen bunu fark ediyor mu? Tabii seçmen de bunu fark ediyor. Evet. Çünkü bir HDP kapatılsın biz onlarla yol yürümeyiz diyen İyi Parti, sonra Selahattin Demirtaş özgür kalsın tavırları gösterdi. Yani zikzaklar, siyasi zikzaklar diyelim buna. Dolayısıyla bu seçmende bir karşılık görmüyor ama altılı masanın bir beklentisi var. Şimdi orada %1'likler var ve %25 var. İşte %8 mi 10 mu İyi Parti düşecek mi? Böyle bir kitle içinde varlıklarını sürdürebilmek için büyük ve gizli kitlenin arkasında sürükleniyorlar şu anda. Bu sürüklenme belki seçimde onları biraz daha aşağı indirecek. Seçmen bunu görüyor ama ittifak, adı ittifak ama fikir ayrılıkları, aday ayrılıkları, söylem ayrılıkları, görüş ayrılıkları, dünyaya bakış ayrılıklarıyla aslında birlikte hareket etmeyen 6 ve bir de gölge 7 grup var orada. Peki. Bir de şimdi hatta şu dakikalarda bir bilgi gelirse arkadaşlarımız bize iletecekler ama Yüksek Seçim Kurulu'nda bir seçim var. Başkanını evet, seçecek. Evet. Bu dakikalarda o toplantının detayını alacağız ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımızdan. Lakin YSK ile ilgili şu ifade ediliyordu. İşte Ekrem İmamoğlu, yine Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in şöyle sözleri vardı. Biz YSK'ya güvenmiyoruz. Özellikle seçimlere çok az bir süre kala 14 evet, Mayıs'ta. Resmi evet, değil ama artık 14 Mayıs'ta seçimler evet, yapılacak. Zannediyorum ekip arkadaşımız bu noktada hazır. Bir detayları dinleyelim beraber okay, Sayın Vekil. Akabinde söz hakkını Sayın Özdemir'e vereceğim. Yiğitcan bizleri bekliyor. Yiğitcan. Evet, Cem Açıkgöz, Yüksek Seçim Kurulu bugün yeni başkanını seçecek. Hatırlanacaktır, Yargıtay kontenjanından seçilen, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya
Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu'yla Danıştay kontenjanından seçilen başkan vekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapılmıştı. Danıştay'da geçen hafta 2 üyenin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur'la İsmail Kalender Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni üyeleri olmuştu. Aynı şekilde Yargıtay'da da çalışmalar vardı. Yargıtay'da ise 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerin önceki turlarında Yargıtay üyeleri Feyzi Eroğlu'yla Talip Bakır Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilmişti ve bu şekilde kadro tamamlanmıştı. Öte yandan buradaki seçimin 19. turunda da oldukça önemli bir gelişme yaşandı. 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta tam 187 oy alarak Yargıtay'dan Yüksek Seçim Kurulu'na üyeliğine seçilen 3. isim oldu ve buradaki kadro da tamamlanmış oldu. Tabii Danıştay ve Yargıtay'da süreç bu şekildeyken Yüksek Seçim Kurulu da bugün başkanını seçecek. 15 saatler 15 itibariyle de bu seçim için görüşmeler başlamış durumda. Şu an o görüşmeler yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni üyelerinin belirlenmesinin ardından da 5 yeni üye yemin ederek görevine başlayacak. Biraz önce sizlere aktardığımız o isimler, dediğimiz gibi 15 itibariyle seçimlerde, seçim süreci de başlamış oldu Yüksek Seçim Kurulu. Yemin töreninin ardından da görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt'le yeni seçilen 5 üye arasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı için seçim yapılacak. Şu anda da o süreç devam ediyor. Tekrardan altını çizelim. Gizli oylamayla yapılacak seçim. Bunu da yine aktarmakta fayda var ve gizli oylamadan sonra en çok oy alan isim Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olacak. Mevcut başkan da Muharrem Akkaya da 24 Ocak'ta görev süresi doldu diyelim ve söz tekrardan stüdyoya bırakalım. Peki Yiğitcan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi YSK ile ilgili süreç bu şekilde ama hep bir algı operasyonu peşinde olanları görebiliyoruz ya. İşte az önce bağlantıya gitmeden önce ifade ettim. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İP Genel Başkanı. Yani seçim sürecinde YSK'ya güvenmiyoruz açıklamasının alt metninde ne var sizce? Kurumları itibarsızlaştırmak ve seçimde avantaj sağlamak. Asıl sebep bu. Daha önce biliyorsunuz İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı bir hakaret atmak diye bir tabiri var ve bir ceza aldı. O cezayı bir şova dönüştürdü. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını yıpratmamak gerekir. Kurum kararlarını herkes beğenmeyebilir, eleştirebilir ama kararları verenleri ve kurumları incitmemek gerekir. Çünkü siyaset bir noktada değişecek ama bu kurumlar baki kalacak. Fakat onların öncelikleri siyasetin dinamikleri değil, ülkenin kurumları değil ve bizim devlet geleneğimiz değil onların inandıkları mesele. O yüzden de bunları yıpratmaktan ve kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışmaktan geri durmuyorlar. Burada çok demokratik, anayasal ve YSK'nın mevzuatına uygun seçimler yapılarak Yargıtay'dan ve Danıştay'dan üyeler geldi. Ve yine en demokratik şekilde gizli oyla da şimdi başkanı seçilecek. Kendi mevzuatı var, uygulama biçimi var. Her zaman da YSK'nın kararlarıyla seçime gidilmiştir. Seçimler de son derece şeffaf yapılır. Burada muhtemel bir mağlubiyeti manipüle edebilmek için kurumları karalamak doğru ve mantıklı izah edilebilecek bir yol değil ama tabii muhalefet her türlü argümanı kullandığı gibi kurumları yıpratma argümanını da burada kullanıyor. Peki. Şimdi bir de yuvarlak masaya geçeceğim birazdan ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir algı yaratmak adına önce bir başörtüsü meselesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ortaya atıldı. Aslında çözülen bir meseleydi. Evet. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer dürüstsen, bunun samimiysen kökten anayasa değişikliği noktasında halledelim dedi. Gelinen son durum ne Sayın Vekil? Anayasa Komisyonu görüşmelerini yakinen takip ettik ama... Anayasa Komisyonu üyesiyim zaten. Evet, Anayasa Komisyonu. O görüşmelerin komisyonu. İçinde evet, bulundum. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye'de 2012 yılında çözülmüş bir konuyu 2022 yılının sonunda niye gündeme getirdi? Aslında onların şöyle bir korkusu var. Onlar sahada gezdiklerinde vatandaş onlara diyorlar ki CHP gelir yine eşlerimizin, çocuklarımızın başlarını açtırırsa korkusunu izole edebilmek için yurt dışı kaynaklı danışmanları CHP'nin yetkili kurullarından bağımsız bir şekilde Kılıçdaroğlu'na böyle bir yol gösteriyorlar. Kılıçdaroğlu da bir gece yarısı pat diye başörtüsü düzenlemesi getirdi. Türkiye'nin gündeminden düşmüş, çözülmüş bir konu gelince Cumhurbaşkanımız da
Milliyetçi Hareket Partisi saygıdeğer genel başkanı da madem böyle, o zaman bu sorun bir daha ila nihaya önümüze gelmeyecek bir şekilde çözelim, anayasaya koyalım dedik. Anayasaya koyduğumuzda bu sefer de teklifi başka bir şekle çevirdiler. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ortak önerge vererek içerisindeki dini inancı ibaresini çıkartmak istediler. Hı hı. Şimdi içerisindeki dini inancı ibaresini çıkarttığınızda marjinal belki ama bir terör örgütü üyesi gelecek diyecek ki terör örgütünün sözde kıyafetiyle, üniformasıyla diyecek ki bu benim özgürlüğüm diyecek. Tabii biz buna müsaade edemeyiz dedik. Sadece dini inancı ve taktığı başörtüsünün tamamlayıcı unsur olarak kıyafeti tanımlayacağız dedik. Ve doğal olarak da orada oyunu bozdular ve komisyonu terk ettiler. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti milletvekilleriyle komisyondan geçti teklif. Şimdi genel kurulda. Tabii teklifte sadece başörtüsü yok biliyorsunuz. Bir tabii, de birinci madde var. Aileyi korumakla ilgili önemli bir önlem aldık ama İyi Parti buna da karşı çıktı. Hangi maddesine? 41. madde. Yok yani onunla ilgili. İçerik şu. Eşleri ve aileyi düzenleyen maddede evlilik birliği eşler arasındaki evlilik mutabakatına dayanır diyordu. Biz onu kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluşan eşler diye tanımladık. Tamam. Sebebi de şu. LGBTİ dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen bir ahlaksızlık. Dolayısıyla bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onlar lehine kararları var. Biz de aileyi korumak ve toplumu korumak adına bu muhtemel tehlikeyi bertaraf etmek için bir adım attık. Şimdi İyi Partililer ve CHP'liler diyorlar ki böyle bir sıkıntı bizde yok, niye attınız bu adımı? Ama gelmesi muhtemel bir sıkıntı. Dünyada bu artık konuşulan bir şey. Ve bazı ülkeler yoksa da böyle bir sıkıntı neden olsun? Yani bunu da düşünebilirler. Yani her şey şu değil Cem Bey. İlla yaşayalım bir sıkıntı, sorunu görelim, tabii. Ondan sonra çözelim değil. İşte muhtemel bir sıkıntı. Bu sıkıntıyı çözmek için adım attık ve son derece de makul. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 12. maddesinde bir hüküm var. Der ki aileyi korumak gerekir. Aile de bir kadın ve bir erkeğin evlenmesinden oluşur. Şimdi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne bu niye konulmuş? Çünkü geçmişte Lut kavminin başına gelmiş, Pompei'de başına gelmiş. Yani Sodom ve Gomorre'de bu ahlaksız yaşam toplumları bozmuş da buna önlem almak için konulmuş. Biz de bu önlem almak istedik fakat buna da karşı çıktılar. Ama dediğim gibi hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti milletvekilleri, benim de içinde olduğum komisyon kabul etti. Şimdi genel kurulda görüşmelerinde gerçek niyetlerini ve iradelerini göreceğiz. Peki şimdi Anayasa Komisyonu görüşmelerinde bu tavrı takınan o partiler, işte CHP ve İP'ten bahsediyorum. Genel kurula geldiğinde sonuç itibarıyla o maddeler değişmedi. Genel kurulda da değişmesi muhtemel değil. Genel kurulda sadece oylama yapılacak. Evet. Yani o değişmeyen, şimdi şunu nasıl açıklayacaklar? Bir ailenin, siz dediniz az önce, kadın ve erkek arasında olma şartını. Evet. Yani biz bunu gördüğümüz bir tehlike. Bu illaki o tehlike bizim başımıza geldiğinde değil, gelmeden bir önlem alalım diye. Bu da gayet makul. İşte buna nasıl karşı çıkarlar sizce? Ya da başörtüsü meselesiyle ilgili şöyle, dini inanç neden çıkartılır? Neden buna karşı takarlar? Şöyle çıkıyorlar Cem Bey 41. maddeye. Diyorlar ki medeni kanunda zaten bir kadın ve bir erkeğin evlenmesine dair bir hüküm var. Hı hı. Evet var. Anayasa bir üst norm. En üst norm anayasa. Hı hı. Biz de diyoruz ki evet var ama başörtüsüne dair de kılık kıyafet yönetmeliği vardı. Ama zulmettiniz başörtülü insanlara. Dolayısıyla en üst normda bu bulunsun. En üst normda bulunması sizi niye rahatsız ediyor? Zaten kanunda varsa. Onların gerekçesi kanunda var, bunu en üst norma koymayalım diyorlar. Ama bu gerçek gerekçe değil tabii. Çünkü LGBT savunucularından destek almaları lazım. Avrupa'dan onları finanse eden bazı kuruluşlar diyorlar ki siz LGBT'yi savunmazsanız biz bu finansı size sağlayamayız, bu desteği sağlayamayız diyorlar. Gerçek sebep o. Görünürdeki sebep medeni kanunda var, zaten niye ekliyoruz? Dolayısıyla zannediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de aynı argümanlar ileri sürecekler ama ben milletimize sizin aracılığınızla söylüyorum. Gelmesi muhtemel bir tehlike, toplumun ahlakını bozan bir risk, çocuklarımızın geleceği ilgili çok önemli riskler barındırıyor. Aileyi ve toplumu korumak için alınması elzem bir önlemi risk gelmeden almaya çalışıyoruz. Bunu fark etmelerini isterim. Peki. Şimdi
geçelim yuvarlak masaya. Zaten yuvarlak masaya konuşurken bunlardan muhakkak örnek vereceğiz. Yani samimi olup olmadıkları, dürüst davranıp davranamadıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü meselesi ilk gündeme geldiğinde bu cümleyi kullandı ve o cümlenin günümüze nasıl vuku ettiğini, nasıl geldiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi altılı masa 11. kez toplanıyor bugün. Evet. Toplantı devam ediyor. İP Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde. Lakin seçime de çok az bir süre kaldı. 14 Mayıs'ta seçim, meclis kararı mı, Cumhurbaşkanı kendi kararını mı kullanacak, yetkisini mi kullanacak, ona bakacağız önümüzdeki süreçte. Bu arada onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kafanızda millet meclisten geçer mi sizce? Geçmez. Yok, geçmeyecek. Cumhurbaşkanımız 10 Mart'ta karar alır. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı evet. kendi yetkisini kullanır ve 14 karar. Mayıs günü seçimin olacağına karar verilir diyorsunuz. Evet. Peki, evet. peki. Şimdi yuvarlak masanın toplantılarıyla ilgili ve açıklanamayan adayla ilgili neredeyse bir senedir yuvarlak masanın adayı konuşuluyor kim olacak diye. Evet. Şubat'ın 28'inde ilk toplantı yapıldı. Neredeyse bir yıl olacak önümüzdeki evet. ay içerisinde. Nasıl yorumlar Sayın Özdemir? 10. toplantı 10 saat sürdü. 10. toplantının sonunda yayınlanan sonuç bildirgesinde de henüz aday görüşmesi yapılmadığı, bundan sonra adaylık görüşmesi için müzakereler yapılacağına evet. dair bir bildiri yayınlandı. O zaman anlıyoruz ki aslında 10 toplantıda adayı konuşmamışlar. Ama bütün Türkiye konuştu aslında. Şimdi bugün de bir adayla ilgili konuşma ve karar olacağını zannetmiyorum. Sadece aday üzerinde konuşma yapılacak. Hı hı. Orada şöyle bir sorun görüyorum. Çok önemli bir sorun orada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor ve ittifak ortaklarının da bu konuda başka bir şey ileri sürmesinin mümkün olmadığını. Fakat Meral Akşener ısrarla orada dışarıdan bir adayı dayatmaya çalışıyor. Ve Ekrem İmamoğlu bu konuda işte her ne kadar onun genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ona dur dese de o durmuyor. Tabii. Şimdi dolayısıyla orada 15 şehir geziyor. Evet, dolayısıyla orada bir altılı masa var. Ama 16 tane ayrı görüş var. Burada en önemli nokta gözden kaçmasın diye ya da önemsediğim için söylüyorum. Temel Karamollaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ile en yakın temasla gidiyor. Fakat geçen hafta Saadet Partisi'nden bir grup yetkili bir platform kurarak Temel Karamollaoğlu'nun bu tavrını kabul etmediklerini ve bundan ayrı duracaklarını söylediler. Dolayısıyla her partinin içerisindeki seçmen kitlesi o altılı masanın çalışma biçimiyle ilgili ikiye bölünüyor diyorsunuz. Farklı düşünüyor ve ayrılıyor. Hmm. Dolayısıyla altılı masanın görünürdeki oy oranı ve ortak noktası sahada yok. Sahada bambaşka bir tavır var. Hmm. Sahada çok farklılık var. Ama bir noktaya gelemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü en büyük ortak Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu ismini dayatıyor. İkinci ortak Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu olmasın diye ısrarla başka şeyler yapıyor. Biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorlayıcı hamleler yapıyor. Biraz içinde duruyor. Biraz HDP ile hareket ediyor, biraz karşı duruyor. Yani akordeon gibi açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Çok ciddi bir zikzak var orada. Diğerleri şöyle, yani Deva Partisi, Gelecek Partisi onlar şöyle bakıyorlar. Burada bir anlaşmazlık çıkar da biz geçmişte iktidar içerisinde bulunduk. Madem siz bulundunuz, devlet tecrübeniz vardır derler, bize rol düşer diye. Onlar da onu bekliyorlar masadan. Dolayısıyla bir ortaklık ruhu aslında orada yok. Keskin bir ayrışma var ama onu kamuoyuna söyleyemiyorlar. Bugün de bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Burada önemli olan şey şu, Cumhurbaşkanımız dedi ki meclis isterse bu kararı alsın ama eğer meclis bu iradeyi göstermeyecekse ben alacağım dedi. Cumhurbaşkanımız 10 Mart'ta seçimin yenilenmesi ve seçim tarihinin güncellenmesi kararı aldığında artık onlar mecburen birer tane mi çıkarırlar, bir tane çıkarırlar, durumdan bakarlar. Onların umudu şöyle, biz burada anlaşamasak bile seçim ikinci tura kalır, ikinci turda bir noktada birleşiriz diyorlar ama Cumhur İttifakı seçimi ikinci tura bırakmayacak. Bırakmayacaktır. Peki, şimdi bu erken seçim isteyen yuvarlak masa, yani bundan 5 yıl önce seçimler gerçekleştiğinde bir hafta sonra başladılar erken seçim olması evet. gerekiyor diye. Şimdi seçim zamanı geldi. Yani erken falan değil. Normal 2023 yılındayız. Sadece 18 Haziran takvim olarak görülüyordu ama seçim takvimi öne alındı. Bir hafta, iki hafta. Bu zaten ya bir güncelleme aslında. Bir güncelleme. Evet. Bu erken seçim olarak algılanmamalı evet. ki bunu defaatle söyledik. Peki o zamanlardan itibaren bugüne erken seçim, erken seçim, erken seçim diyen yuvarlak masacılar 14 Mayıs'ı nasıl kabul etmiyor da 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı'nın kararıyla geçecek? Şunun için kabul etmiyorlar. Oradaki mesele Cumhur İttifakı bunu söylediği için yapmayalım
Doğru olup olmadığına bakmıyorlar. Sadece muhalefet etmek için. Sadece muhalefet etmek için. Ama şuna bakmaları gerekir. Şimdi 18 Haziran seçim tarihinde çocukların okulları bittiğinde ailelerin tatil planları var. İşçilerin, arazide çalışan işçileri var. Hac vazifesini yapan vatandaşlarımız var. Üniversite sınavı var. Mevsim şartları. Dolayısıyla aslında bu güncelleme çok makul bir güncelleme. Ve kapalı kapılar ardında konuşulduğunda da diyorlar 14 Mayıs çok makul bir tarih. Ama Cumhur İttifakı'nın yaptığı makul, hatta Engin Altay bunu ifşa etti bir gün biliyor musunuz mecliste? Dedi ki siz doğru söyleseniz bile biz karşı çıkıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu aynı mantıkla karşı çıkıyorlar ama Cumhur İttifakı bu konuda kararı net. 14 Mayıs'ta biz bu seçimi yapacağız. Seçimi yapılacak. Peki şunu söyleyeceğim. Şimdi yuvarlak masacılara baktığımızda Akşener şöyle bir şey söylüyor. 14 Mayıs günü yani okullar açıkken eğitim öğretim devam ederken bu seçimin yapılması 1 milyondan fazla üniversite öğrencisine oy kullanma demek diyor. Yani bu da belki bir algı. Nasıl yorumlarsınız? Yani daha önceki seçimlerde okullar açıkken olmadı mı? 1 Kasım'da da okullar açıktı. Okullar açıktı. 30 Mart 2009 yılından beri 30 Mart'ta yapılıyor yerel seçimler. Değil mi? O zaman da okullar açıktı. O şu tabii ki... Baştan beri konuştuğumuz şeylerin hepsinde hiçbirinde gerçek iradeleri yok değil mi? Burada da öyle. Şimdi gençler üzerinde bakın sizin oy hakkınızı engellemeye çalışıyorlar, algısı oluşturmak istiyorlar. Ama şunu biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur. Milliyetçi Hareket Partisi'de, AK Parti'de, Cumhur İttifakı o öğrencilerin oylarını kullanabilmeleri için her seçimde ciddi seferberlik ilan etmiştir. Bunu bir siyasi saikle değil, öğrencilerin bir anlamda oyunu kullansın tabii. Ve aynı zamanda da bunu vesile kılıp bir harcama yapmadan aileleriyle buluşsunlar diye çok ciddi emek sarf etmiştir. Yine sarf edecek. Dolayısıyla bu altı boş bir iddia. Değil mi? Tabii. Yani bunu yüksek ihtimalle az önce ifade ettiğiniz gibi AK Parti ve MHP'nin seferberliğini kendileri de yapacaktır ama... ama bir algı yapabilirsek öğrencilere işte sizin oy kullanmanızı engelleyen bir tarihte bu seçim kararı alındı. Yoksa gençlerin zaten yuvarlak masaya oy vereceklerini biliyorlar, bundan korkuyorlar diyerek bir algı yaratmaya çalışıyor. Algı yaratmaya çalışıyor, evet. Peki, şimdi devam edelim. Bir de şimdi seçim sürecine giderken yuvarlak masacıların söylemleri belli ama bir de dışarıdan da çirkin dergi kapakları, çirkin gösteriler, Cumhurbaşkanı'nı hedef alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan daha önce de gördük ama bu kadar sık değildi. Yani şimdi seçimlere 3 ay kadar bir süre var. Şubat, Mart, Nisan tam anlamıyla 3. Evet Mayıs'ın 14'ü ama topu 3 ay var. Yani 3 ay kala neden böyle bir girişimde bulunuyor ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle hedef alınması demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğru noktada olduğunu mu gösterir? Doğru noktada olduğunu gösterir. Sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Bir de Türkiye artık güçlü bir ülke. Almanya o dergideki yazıyı ben de okudum. Almanya bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Almanya'nın bitişindeki Polonya'ya biz İHA ve SİHA satıyoruz bir yıldır. Polonya'ya. Eskiden ne olurdu? Biz Leopard tanklarının parçalarını almak için Almanya'da sıra beklerdik. Ama şimdi biz Almanya'nın bitişiğindeki ülkeye, Ukrayna'ya, biz Almanya'nın etrafına savunma sanayi satıyoruz. Almanya Rusya'dan doğalgaz almak istiyor. Almanya'da evler bu kış 18 derecenin üzerinde ısınamıyor. Yeterli doğalgazlar olmadığı için. Almanya'nın bu doğalgazı almak için Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye bu bölgede bir aktör olmuş, güçlü bir ülke olmuş. Bu güçlü ülkeyi hazmedemiyorlar. İşin esası bu aslında. Röportajın devamına bakın. Aslında Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın neler yaptığını da anlatıyor aslında. Değil mi? Ama bunu bir tehlike olarak anlatıyor. Bu kim için tehlike? Bu sermayeyi güç olarak kullanan küresel güçler için bir tehlike ama insanlık için bir tehlike değil. Çünkü tahıl koridorunu Türkiye Cumhuriyeti başardı. Rusya ile doğalgaz anlaşmasını Türkiye Cumhuriyeti yaptı. Azerbaycan'ın 30 yıllık sürgününe 30 günde Türkiye Cumhuriyeti karar verdi. Dünyaya savunma sanayi teknolojisini Türkiye satmaya başladı. Almanya'nın yıllardır ürettiği otomobili artık Türkiye üretecek. Almanya'nın alamadığı doğalgazı artık Türkiye satacak. Doğal olarak bu bir hazımsızlık göstergesi. Bir de bu hazımsızlığı seçim zamanı yoğunlaştırırsanız ve onların Türkiye'deki aktörleri bunu burada dillendirirlerse biraz daha seçimde bizim avantaj kaybetmemizi sağlayabileceklerini zannediyorlar. Ama bizim millet efsunludur biliyor musunuz? Böyle şeylere karşı daha çabuk kenetlenir.
Bizim milletimiz de göreceksiniz Cumhur İttifakı etrafında daha çabuk kenetlenecek. Mayıs ayından bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın oy oranında 4-5 puanlık artış var. Değil mi? Ve artmaya devam ediyor. Ki zaten meydanlar bunu göstermiyor mu Sayın Vekil? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle hafta sonları toplu açılış törenlerine katılıyor. Şehir şehir giderek. O toplu açılış törenlerindeki o hakikaten coşkulu kalabalık. Coşkulu olması oldukça önemli aslında. Evet. Kalabalık evet, ilgi evet. Alaka çok ama evet. Hala coşku, evet. Aynı ruh ve istek ve talep devam ediyor. MHP'ye baktığımızda MHP lideri seçim startını 4 Eylül'de verdi, Sivas'tan verdi. Şimdi bu pazarda Amasya'da miting yapacak. Evet. Yani o açık hava toplantılarındaki o ilgi ve alakayı, coşku dolu kalabalığı görmek ve 11. kez toplandıkları halde hala daha adaylarını açıklayamamalarının en önemli nedeni ve sebebi bunlar mı sizce? Cem Bey, bizim milletimizde bir ahde vefa duygusu vardır. Kendisi için adım atıldığına ve samimi olduğunda inandıklarında sizin yanınızda olmak isterler. Değil mi? O coşkunun sebebi odur, biliyor musunuz? Yani bütün Türkiye'de insanlar Cumhur İttifakı'nın onlarla ilgili dünyanın bu zor şartları içerisinde, bir de bunu söylemek lazım. Dünyanın şartları çok zor. Fransa'da şu anda 30 litreden başka yakıt alamıyor bir araç. Doğru. Almanya'da 18 derecenin üstünde evlerini ısıtamıyorlar. Akşamları sokak lambalarını yakamıyorlar Almanlar artık. Böyle bir ortamda Cumhur İttifakı vatandaşı lehine adım attığı için o mitinglerde bir karşılık vermek istiyorlar. Ahde vefa göstermek istiyorlar. Bir şey söyleyeyim size. İnsanlar maydanozu internet üzerinden alıyor artık. Bir şişe suyu internet üzerinden alıyor. Yani konfor, evlerindeki konforu terk etmek istememelerine rağmen o mitinglerde sizin de söylediğiniz gibi çok heyecanlı milyonlar var. Sebebi şu. Bu iktidarın onlarla ilgili attığı adımları ve dünyadaki karışıklığa rağmen ülkesini korumaya çalışmasına bir karşılık veriyorlar. Bu sandıkta da olacak. Sandıkta da bunun yansımasını göreceğiz. Göreceğiz. Peki son sorum da şu olsun size Sayın Özdemir. Tabii Kahramanmaraş'tan mesaj var. Bu kez sona bırakmayalım. Kahramanmaraşlı hemşehrileriniz mesaj atmışlar, yollamışlar ama birçok soruya yanıt verdi zaten Sayın Özdemir. Kahramanmaraş'tan bizi izleyenlere sevgiler, selamlar. Tabii birçok platform var. O platformlar sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere soru, görüş ve öneri gönderiyorlar. Sizler yakından ilgileniyorsunuz ama EYT konusunu bir sorayım. Akabinde tabii sözleşmelere kadro, 3600 ek gösterge, birçok konu çözüme ulaştı. Ulaşacak evet. Da daha önümüzdeki evet. Süreçte. İşte bugün saat 13.30'da uzman çavuşlarımız stüdyomuzda konuğumuzdu. Evet. Uzman çavuşlarla ilgili de bir kadro noktasında atılan bir adım var. Şubat ayı içerisinde belki onlar için de güzel bir çözüm olacaktır. Çünkü on binlerce uzman çavuş bunu bekliyor. Bunun altını çizmekte fayda olacaktır. EYT'liler de bekliyor. 2 milyondan fazla evet. Vatandaş. Tabii EYT çıktı ama EYT'li vatandaşlarımız ilk maaşları ne zaman alacak tartışması başladı. Evet. Nasıl gidiyor süreç? Şimdi meclise geldi komisyon aşamasında. Önümüzdeki hafta teklif olarak görüşeceğiz. Hı hı. Mart ayında da maaşlarını alacaklar. Hı hı. Burada bir sorun yok. Sadece belki EYT ile ilgili sorularda da gelmiş olabilir. Bağkur'da olup... Evet, çok fazla evet, detaylı soru var öyle. Ama o çok yekun teşkil ettiği için onu söyleyeyim. Tabii buyurun. Bağkur'da olup belli bir süre sonra Bağkur'dan kaydı silinenler şu anda o konuda kayıtlarının yenilenmesini ve bu konuda borçlanmak istiyorlar. Hı-hı. Bu konuda bir ihya, Bağkur borçlarını ve geçmiş kayıtlarına bir ihya şansı vermek istiyoruz. Onun için de çalışıyoruz. İnşallah o Bağkur'la olan vatandaşlarımızı da mağdur etmek istemiyoruz. Peki Sayın Vekil, ben çok teşekkür ediyorum size katkınız için. Ben size teşekkür ediyorum Cem Bey. Dün doğum gününüzmüş ama biz yayına evet. Bugün geldik. Allah'tan size hayırlı, uzun ediyorum. Ve güzel bir ömür diliyorum. İnşallah bu başarılı yayınlarınız daha da büyüyerek gider. Milletimizin de sizin vesilenizle Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum. İnşallah huzur içerisinde umduklarına nail oldukları, korktuklarından emin oldukları bir gün geçirirler. Çok teşekkürler. Buradan meclise uğurluyoruz size evet. Zannediyorum. Evet. Peki iyi çalışmalar dileyelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.